Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz edat. Diğer bir ismi edatın İlgeç. Edatı şu şekilde tanımlıyoruz. Tek başına anlamı olmayan farklı sözcük ya da sözcük grupları, öbekleri arasında anlam ilgisi kuran sözcüklerdir. Edatların en belirgin özelliği tek başına anlam taşımazlar ve edatlar cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı ya bozulur ya da değişir. Örneklerimizde için, kadar, ile sözcükleri edattır. Cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamının bozulduğunu görebiliriz. Edatlar bunlarla sınırlı değil. Çok sayıda edat var. Ancak bu dersimizde en çok kullanılan başlıca edatları ve örneklerini inceleyeceğiz. Çok sık kullanılan edatlardan birisi ile edatı. İle edatı cümleye araç, birliktelik, durum ve neden anlam ilgilerini katar. Örneklerimizde araç ilgisinin kattığı bir cümle görüyoruz. İle'ye dikkat edelim. Burada ile ayrı yazılabildiği gibi birleşik de yazılabilir. Birleşik yazıldığında ile'nin başındaki i sesi düşer. Diğer örneklerimizde de aynı şekilde ile'nin ayrı ve birleşik yazıldığını görebiliyoruz ve kattığı anlam ilgileri de belirtilmiştir. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. İle sözcüğü hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilir. İle'yi kaldırdığımızda cümleden yerine V koyarsak ve anlamda bir bozulma olmazsa ile orada bağlaçtır. Eğer anlamda bozulma olursa edat olarak değerlendiririz. İlk cümlemizde ile edat olarak kullanılmıştır. İkinci cümlemizde bağlaç olarak da kullanabiliriz. En çok kullanılan edatlardan yalnız, ancak, bir ve tek sözcükleri sadece anlamında kullanılırsa edattır. Örneklerimizde ancak, yalnız, bir tek sözcüklerini kaldırdığımızda sadece sözcüğünü koyarsak cümlelerimizin anlamında hiçbir değişiklik olmaz. Bu nedenle buradaki kullanımları edattır diyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir başka nokta, yalnız, ancak sözcükleri fakat ama anlamında kullanılırsa bağlaç olarak değerlendirilir. İlk cümlemizde çok çalıştı ancak başarılı olamadı diyoruz. Ancak yerine fakat başarılı olamadı da diyebiliriz. İkinci cümlemizde yalnız geç kalmayın yerine ama geç kalmayın, fakat geç kalmayın da diyebiliriz. İki cümlemizde de ancak, yalnız sözcükleri bağlaç görevindedir. Çok sık kullanılan edatlardan bir diğeri gibi edatıdır. Benzetme, hemen o anda ve tahmin anlam ilgileri kurar. İçin edatı da cümleye çok farklı anlam ilgileri katan ve sık kullanılan edatlardan bir diğeridir. Amaç, neden, uğruna, hakkında, karşılığında, zaman ve görelik anlam ilgileri katan bir edattır. Değil edatı da sık kullanılan edatlardandır ve cümleye olumsuzluk anlam ilgisi katar. Mi edatı sık kullanılan bir edattır ve cümleye soru anlamı katar. Soru edatıdır. Ancak sorunun yanında farklı anlam ilgileri kattığını da örneklerimizde görebiliriz. Hayret, olumsuzluk, pekiştirme ve koşul anlam ilgileri katmıştır örneklerimizde görüldüğü gibi. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde edat konusunu inceledik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.